Efendim herkese sağlıklı günler diliyoruz. Saatlerimizi ona gösteriyoruz. Sağlıklı Hayat'a hoş geldiniz. Önce konumuza ilişkin az sorumuzu birlikte izleyelim. Daha sonra buradayız. Sağlıklı Hayat'ta bugün çocuklarda mide bağırsak sistemi bozukluklarını konuşacağız. Mideye kaçan cisimlerin tedavisi nasıl olur? Tüm merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Vural stüdyo konuğumuz. Evet, az sorumuzu birlikte izledik efendim. Bugün Safa Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Vural hocamızla birlikte. Özellikle bugünkü yayınımızı çocuklara ve bebeklere ayırdık. Çocuklarda ve bebeklerde özellikle konjenital bağırsak hastalıkları nedir? Tedavisi, belirtisi ve teşhis aşamaları nelerdir? Değerli hocamızdan sizlerle birlikte öğreneceğiz. Ama öncesinde değerli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğiniz için. Hocam biz çok sizinle teşekkür ediyoruz. Sizinle program güzel oluyor. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam özellikle yeni doğan bebekleri bugün konuşmak isteriz. Özellikle sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda bebeklerin doğum öncesinde hazırlık anne ve babalarda bir tatlı telaş başlıyor. Ama çocukları kucaklarına aldıklarında tabii ki ilk bebek telaşında tecrübesizlik yaşanabiliyor. Özellikle de bebeklerin gayta dışkılama sorununda anne ve babalara nasıl bir hemen sıkıntıyı aşabilmek için telaşa kapılmamak adına sizlerin öncelikle birlikte buluştuğunuzda anlattığınız önemli bilgiler nelerdir? Nelere dikkat etmeliler? Özellikle bebeklerin gayta sıkıntısını yaşadıklarında neler yapmak gerekiyor? Sizden dinlemek isteriz. Ben öncelikle anne babalardan ziyade bebek hemşirelerine bu arada söylemek istiyorum. En dikkat edecekleri hususlar, bir bebek doğduğunda dikkat edecekleri iki şey var başlangıçta. Bir, bebeğin ağzından tükürük geliyor mu? Bebeğin ağzından bol miktarda tükürük geliyorsa bu üst sindirim sistemdeki bir tıkanıklığı, yani yemek borusundaki tıkanıklığı gösterir. En uyarıcı belirti budur. Mutlak bir çocuk cerrahisi veya hekimi veya çocuk bilinçli çocuk hekimleri tarafından da bir nazoplastik sonda sokmaya çalışarak geçip geçmediğini kontrol etmeleri gerekir. İyi geçmiyorsa, takılıyorsa bir yerde mutlak bir çocuk cerrahisinin devreye girmesi gerekir. O zaman sizinle tekrar ediyorum. Yeni doğan bebeklerin tükürükle ilgili sıkıntısı ön plana çıkıyorsa öncelikle hemşirelerimiz değerli hekim arkadaşlarımıza gitmeden önce uyaracaklar. Bu bir. İkincisi, bebeklerin doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde. İlk 24 saat önemli. İçinde mekonyum dediğimiz siyah gaitayı çıkarmaları gerekir. Bu 48 saate kadar da uzayabilir. Prematür bebeklerde, yani doğum kilosu olan erken doğan bebeklerde falan biraz daha geç olabilir. Hele 48 saat içinde bebek siyah kakayı çıkartamıyorsa mutlaka ve mutlaka bir çocuk cerrahının değerlendirmesi gerekir. Bunlar neler olabilir? Özofagüsü konuşmuştuk, yemek borusundaki tıkanıklığı. Ondan aşağıya doğru gelirsek, mide çıkışındaki pilordaki konjenital darlıklar dolayısıyla bunda kusmalar olur. Daha aşağı inersek 12 parmak bağırsak, jejunum meyilorum dediğimiz ince bağırsaklarda ve kolonda kalın bağırsaklarda doğumsal, anne karnındayken herhangi bir nedenle tıkanıklılar olabilir. Bunlara biz atrezi diyoruz. Evet. Atrezilerde zaten Allah'a şükür tıp o kadar gelişti ki, yani bunları ultrasonografik olarak değerli diğer ultrasonu yapan hekim arkadaşlarımız, kadın doğumcu arkadaşlarımız doğum öncesi zaten çoğunlukla tanıyı koyuyorlar artık. Çünkü çok genişlemiş bir bağırsağı görüyorlar. Onlar zaten doğumdan önce bize hazırlıklı olarak bildiriliyor. Ama bunlar olmayıp da 12 saat içinde çocuk mekonyumu çıkarmamışsa, evet, önce makatı var mı, anüsü var mı ona bakılacak. Veya anüs olup da yanlış yere mi açılmış? Bizim ektopik anterior, ektopik anüs dediğimiz vajinaya yakın yer veya perineye yakın yerde açılmış olabilir. Veya vajene açılmış olabilir. Bunları değerlendireceğiz. Bunlar da yoksa o zaman geriye en sık rastladığımız 3 tablo kalıyor. Evet. Bir, mekonyum ilosu dediğimiz pankreasın salgılarının yeterli olmaması veya bozuk olmasından dolayı mekonyumun kıvamı değişiyor. O kıvamdan dolayı yapamıyorlar.
Bunu ayırmak lazım. Bazen mekonyum tıkaç sendromu dediğimiz veya ince sol bağırsak, small left colon denilen, orada mukuslar tıkıyor. Bunlar olabilir. Bunları irigasyonlarla, makatlan yıkamalarla ve röntgen bulgularıyla değerlendiriyoruz. Burada anladığımız hocam, o zaman 48 saatteki bebeğin gözlemi çok önemli. Evet. Burada bebeğin dışkılama olayı ön plana çıkmak zorunda. Olmazsa olmaz yeni doğan bebeklerde. Evet, aynen öyle. Eğer çıkmıyorsa burada sıkıntı var, onu anlıyoruz biz. İşte az önce de bahsettim. Evet. Diğer doğumsal tıkanıklıklar var mı? Onları ayırıyoruz. Onlar da yok. Anüs normalse. Dediğim gibi ya mekonyum tıkaç sendromu dediğimiz ya da small left colon sendromu dediğimiz, yani bağırsak sol kolon mukusla tıkanıyor. İlk yapacağımız iş bir ince bir sondayla serum fizyolojik verip bunu bir yıkamaya çalışmak. Tabii filmleri çektikten sonraki değerlendirmeler de bunlar. Geriye kalıyor Hirschsprung dediğimiz. Konjüntal megakolon denilir. Megakolon şudur. Açalım hocam. Ha, evet. Şimdi bağırsağın bir çalışma sistemi vardır. Bağırsağın sempatik ve parasempatik sinirsel sistemi vardır. Bağırsak aynen şöyle çalışır. Evet. Peristaltizm dediğimiz hareket tarzı. Yukarısı kasılır, aşağısı gevşer. Orası kasılır, daha aşağısı gevşer. Yani bu şekilde bağırsağın içeriği bu hareketlerle anüse kadar gelir. Evet. Ve oradan çıkar. Bu hareketlerde bir aksaklık vardır. Sinirsel yapı bozuksa bağırsak kasılır ama gevşeyemez. Bağırsak işlevini rahat yapamıyor demek ki. Tıkalı. Evet. Fonksiyon olarak tıkalı. Bağırsak kasılı kalıyor alt kısmı. Ama ne oluyor? Alt kısım tıkanınca üst kısımda birikim oluyor. Üst kısımda birikim olunca genişliyor. Yani megakolon dediğimiz o oluyor. Ama hastalık asıl o genişleyen kolonda değil, altta kasılı kalan, kasılı olan kolondadır. Embriyolojik olarak bağırsağın sinir sistemi gelişirken kraniyalden, yani yukarıdan aşağıya doğru gider. Evet. En son anüse kadar sinir sistemi gelişir. Herhangi bir seviyede bu gelişimin durması alt kısmın kasılı kalmasına sebep oluyor. Biz buna işte 1888'de Hirschsprung denilen, Harald Hirschsprung ilk belirlemiş. Ondan sonra ta ilk ameliyatı 48'lerde Svensson tarafından yapılmış. Ta o zamana kadar bu çocuklar hep sıkıntılar çekmişler ve tedavi olmadıkları takdirde ölümcül olan bir hastalık. Burada anladığımız, izleyicilerimize öncesinde gözlem ve çabuk muayene ve teşhis tedavi aşamasına geçiyor. Tabii. Evet. Tabii, ama burada ilk görev başta şeylere düşüyor. Yani doğumdan sonraki ilk karşılaşan ilk görev, hemşire hanımlar ve evet. Doğum şey çocuk doktoruna düşüyor. Evet. Onlar bunları değerlendiriyor. Sonra çocuk cerrahına tabii ki konsülta olarak isterler. Biz şüphelendiğimizde ilk şüphemiz ince bir çubukla poposundan birazcık girdiğimiz zaman ya fışkırır tarzda veya mekonyum çok rahat yapar. İlkin mekonyum koyu olduğu için onda fışkırtma olmayabiliyor. Daha sonraki bebeklerde, sıkıntı olan bebeklerde bu muayenede bayağı tabanca gibi fışkırtır kakayı. Veya anne der ki yani fitili koydum fışkırttı. Veya halk arasında şunu da derler. Hani o anal bölgeyi uyarma. Evet. Yani zeytinyağlı pamuklu çöplerle veyahut da sabunla falan doğru bunlar. Doğru mudur? Faydası var mıdır diye izleyicilerimiz? Faydası var. Şöyle var faydası. Tabii geçici olarak bir faydası. Yapabiliyorsa çocuk. Olan bir sıkıntıyı rahatlatıyor. Evet. Aynı gazoz kapağının açılması gibi. Yukarıda birikim olduğu zaman basınç artıyor. Ama aşağısı dar. Oraya bir çubuk soktuğumuz zaman veya fitili koyduğumuz zaman uyarıyoruz. Aynı hani nasıl gazoz kapağını açarız patlar. Onun gibi böyle fışkırtır tarzda bir kaka yapar. Bu çok önemli bir bulgudur. Evet. Diğer muayene bulguları çok şüphelendiğimiz vakalarda önce tabii bir ayakta direkt batın grafisi pozisyonunda bağırsak hastaları, ileus seviyeleri olabilir. Bu çocuklar eğer çok fazla bağırsak kısmı tutulmuşsa, fazla bağırsak tutulmuşsa, kolonun yarısı veya tüm kolon tutulmuşsa
daha erken, daha dramatik belirtiler verir. Yani bir koyalım izninizle hocam. Efendim? Telefonumuz var. Devam edelim. Daha önemli belirtileri sizi kesmeden dinlemiş olalım. Funda Hanım'a bir merhaba diyelim. Telefonda sorusunu birlikte dinleyelim. Merhaba Funda Hanım. Daha sonrasında sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Funda Hanım duyabiliyor musunuz? Funda Nazlı Hanım İstanbul'dan bize ulaşmış. Evet, evet duyuyorum. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Dinliyoruz değerli hocamızla. Ben Doktor Bey bir sorum olacaktı. Belki konunuz değildi ama daha Ekre Televizyonu da yeni açtım. Benim 3 yaşında bir kızım var. Evet. Sürekli balgamlı bir öksürüğü var. Özellikle gece uykuda böyle boğularak kalkıyor. Evet. Doktorlar kaç tane doktora götürdüğünde hep boğmaca geçiyor dediler. Hiçbir tedavisini de bulamadım. İğne yapılıyor, antibiyotik kullanıyoruz, şurup kullanıyoruz ama bir türlü fayda etmedi. Acaba bunun bir tedavisi var mıdır hocam? Ne kullanmam gerekiyor? Ne tavsiye eder? Evet. Şimdi, hemen sorumuzun üzerine değerli hocam. Evet. Yani bizim konumuzda yahut da çocuk cerrahının da konusu değil bu zaten. Ama ben geçmiş orada, tecrübelerinizden 40 yıllık tecrübeniz. Ben orada bir göğüs hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzmanını tavsiye ederim. Yanmıyorsam hastamız gitmiş, danışanımız ama tedavisini bulamadık. Balgamla ilgili şikayetin devam ettiğini dile getiriyorum. Göğüs hastalıkları. Göğüs hastalıkları. Göğüs hastalıkları. Evet. Peki efendim geçmiş olsun. Göğüs hastalıklarına başvurmanızda tavsiye olunur. Çünkü çocuğumuz daha çok küçük yaşlarda. Tedavisi de olabilecek bir hastalığın sağlıklı bir şekilde sürmesini çocuğumuz için göğüs hastalıklarına değerli hocamız yönlendiriyor. Peki hocam daha önemli belirtilere devam edelim. Geçiş olabilir dediniz. Şimdi öyle neler? Oluyor ki eğer tutulan bağırsak kısmı fazlaysa. Evet. Fazlaysa. Hiç gaz çıkımı da olamadığı için. Yukarıdaki, proksimaldeki, üst kısımdaki bağırsaklar ileri derecede genişliyor. Ve öyle oluyor ki çocuk safralı kusmaya başlıyor. Yani safralı kusmalarla gelen bebekler var. Ki o daha dramatik bir safhadır. Zaten o durumda yapılacak olan tek şey, yani yine hazırlayıp, nazogastriği takıp, yani midedeki birikimleri alıp, bir an önce acil ameliyatı alıp bağırsağı dışarı vermektir yani o kısımda geçici olarak. Sonra hasta kısmı çıkarılır çocuk bir yaşına falan geldiği zaman. Daha sık gördüğümüz ve gözden kaçan belirtiler var bunda. Kısa segment bağırsak diyoruz. Ultraşort çok kısa. Makat ve makatın üstünde birkaç santimlik bir bağırsak kısmı tutulmuştur. Diğer taraf normaldir. Yukarısı geniştir ve bunlar da bujilerle, çubuklarla, demir çubuklarla yaptığımız bu muayenede tipik o fışkırmayı görürüz. Peki anne baba bunu nasıl gözlemleyebilir? Şikayet belirtisi bebeklerde verir mi? Karında şişlik. Karında şişlik. Rahat kaka yapamama evet. Olur. Daha ilerlediği zaman bizim Hirschsprung enterokoliti dediğimiz bağırsaklarda staz olduğu zaman bağırsağın florası da bozuluyor, basınç artıyor, beslenmesi bozuluyor. Bağırsak iç duvarında enfeksiyon başlıyor. Ve biz buna enterokolit diyoruz. Evet. Ve bu fevkalade hızlı ilerleyen, şiddetli sepsise sebep olabilen bir o tablo ortaya çıkarır. Ve ishal olur bunda bu sefer. Evet. Eksudatif enteropati bağırsaklarda bu sefer bağırsak içine sıvı salgılanır. Evet. İshal olur. Bu enterokolit diyoruz buna. O çok önemli bir tablodur. Ve acil müdahale gereken, acil tedavi gereken bir tablodur. Bir izleyicimiz de ismini vermeden sorusunu iletmiş bize. Bebeğime mama veriyorum süt haricinde ama ne yersem ağlığı da çıkartıyor. Bu bir hastalık belirtisi midir diye sorusunu yöneltiyor. Muhtemelen gastroözofajiyel reflüdür o. Yani şalacı de denilir. Bebeklerde nasıl bebekler doğduklarında yürüyemiyorlarsa, konuşamıyorlarsa vücuttaki bazı organlar da zaman içinde gelişiyor. Her bebek biraz kusar. Bizim kardiya kapısı dediğimiz yemek borusunun mideye girdiği yerde bir darlık olur. Fonksiyonel bir kapanma olur. Mesela bir erişkin o kapandığı için amuda da kalksa midedeki geriye gelmez. Ama çocuklarda bu kapı, kardiya kapısı daha tam gelişmediği için açıktır. Açık olduğu için. Evet. Ve bir de hava yutuyorsa çok, beslenirken ona çok dikkat etmek lazım. Kusmalar çok olabilir. Bir de doğumdan 15 gün sonra başlayan
pilor hipertrofisi dediğimiz, konjonital pilor hipertrofisi dediğimiz midenin çıkış kapısındaki kasların gelişmesi ve çıkış kapısının daraltmasıyla ortaya çıkan bir tablo vardır ki bu genellikle 15 günden sonra ortaya çıkar ve gittikçe artan ve fışkırır tarzlara varan kusmalara sebep olur. Ben bir çocuk cerrahı arkadaşa müracaat etmesini tavsiye ederim. Bunu bir değerlendirmek lazım yani. İki sebebi vardır yani kusmanın. Evet. Ya mide giriş kapısının gevşekliği ki zamanla bu gelişebiliyor. Yahut da midenin çıkışındaki 15 gün sonra başlayan hipertrofi dediğimiz darlık, pilor hipertrofisi. İkisinden biridir muhtemelen. Bir çocuk cerrahı arkadaşın değerlendirmesini tavsiye ederim. Peki özellikle anne babalar bu şikayetle karşı karşıya gelen bebeklerini sizlere getirdiler. Siz öncesinde anladığımız kadarıyla bir muayene sonrasında tetkiklere geçiyorsunuz. Evet. Sonrasında tabii anne babalar küçük yaşta belki ameliyat aşamasına kadar gidebilen durumlar oluyor. Tabii bebeğin küçük olması, hassasiyet duygu yüklü bir anın olması ama sağlık sorunu da var bu arada. Ameliyat esnasında geçişi olabiliyor mu bu tip hastalarda? İlaç tedavisiyle mi direkt gidiyorsunuz? Biraz bize sonraki şeyleri anlatmak istersiniz. Önce daha kanıyı koyarken yapacağımız şu. Bir karın grafisi çekiyoruz. Tetkikler başlıyor. Tetkikler. Evet. Bağırsağın içindeki havanın durumuna göre, işte kolondaki gazlara göre, hekim kendi tecrübesine göre bir değerlendirmesini bunu yapıyor. Bir de o muayene dediğimizde, o fışkırır tarzdaki olay, o çok önemli. Şimdi bebek, bir de biz gerek tetkikleri, gerek tedaviyi yaparken, çocuk bir bebek yavru, yani bir insan, bir canlı, yani bir motora yaklaşır gibi, bir araba tamirine yaklaşır gibi yaklaşamayız biz. Tetkikleri de yaparken ne çocukları lüzumsuz hırpalamamız, evet, hırpalamamamız gerekir, ne de bir şeyi atlamamamız gerekir. Evet. En iyisi birkaç gün gelip gidip o takipte olmasıdır, o çubuk muayeneleriyle devam etmesine gerekir. Tabii filmi çektik. Ondan sonra yapılabilecek bu darlığın ve geçişin yine radyografik olarak baryumlu grafi diyoruz biz buna. Yani röntgende görülen madde. Onunla lavman şeklinde çekilen film. Lavman opak diyoruz. Baryumlu kolon grafisi. Ama baryumlu kolon grafisini hemen çekmeli miyiz? Bence hemen acele etmeyelim. Tablo çok şey değilse, akut değilse, çok fazla değilse, karnı çok şiş değilse, kusmaları çok fazla değilse. Tamam. Hemen ona geçmeyelim. Ve bujilerle, biz onun değişik numaraları var. Ben derecesine göre. Derecesine göre ince, kurşun kalem gibi olanından bayağı parmak kadar olanına kadar çocuğun, bebeğin anisine tolere edebileceği kalınlıkta. Ama birdenbire değil hepsini, yavaş yavaş, yavaş yavaş arttırarak bu tedavileri yapıyoruz. Bu aynı zamanda tedavi. Hem tanı, hem dar segmentte, kısa segmentte, uzun değilse mesafe, aynı zamanda da tedavi. Tedavi de oluyor. Zaten doğar doğmaz yapılan o kolon grafisinde beklediğimiz belirti bulguyu alamayabiliriz. Çünkü yukarısının genişlemesi için bir zaman gerekiyor. Yani ben genellikle şahsen İnatçı vakalarda, düzelmeyen vakalarda kolon grafisini 3 aylıktan sonra yapıyorum. Daha bir belirgin hale geliyor. Önce yaptığımız bu şeyler bizi yanıltabiliyor. Baktık, kısa segment. Kısa yani şeyi, tutulmuş olan, dar olan şey kısa. Bunda sfinkteromiyektomi dediğimiz anüsün kenarından, eğer bujilerle yeterli tedavi olmadıysa, yeterli başarıya ulaşamadıysak, bunu ameliyat. Nasıl ameliyat? Anüsün kenarından, alt kısmından böyle yarım daire şekli bir kesi yapıp kenardan internal sfinkter dediğimiz, internal sfinkter dediğimiz, o çünkü devamlı kasılı kalıyor. Onu ve yukarıya dar olan bağırsağın adele kısmına ulaşacak kadar 5-6 bazen 7 santime kadar bir kesi yapıyoruz. Yapılmak zorunda. O tedavi yapılmak aşaması, zorunda artık evet. Onda. Bu tedavi oluyor. Küçük bir ameliyatla bu iş hallolabiliyor. Kısa segmentlerde. Evet.
hafif olan vakalarda. Ama daha yukarıya kadar çıkmışsa ki çoğunlukla %70'i 60'ı sigmoid dediğimiz bölgeyi de kapsar bağırsağının daha yukarısını, yani makattan 25-30 santim yukarısını da kapsayabilir. Tüm bağırsağı da tutabilir, ince bağırsağı da tutabilir. Allah'a şükür onlara çok rastlamıyoruz. Evet. Tamam, onlar daha tedavisi zor olan şeyler. Eğer klasik, tipik bir çuprunk dediğimiz bağırsağın alt 20-25 kısmını, santim kısmını tutmuş olan bir durum ise, yine ameliyat. Kesin ameliyat. Cerrahın tercihine göre, cerrahın tecrübesine göre, bebeğin yaşına göre, yukarıdaki bağırsağın genişliğine göre iki şeyimiz var, yolumuz var. Bir, ya geçici olarak bağırsağı dışarı vermek ve bağırsağın çapının incelmesini sağlamak ve çıkışı sağlamak, sıkıntıları ortadan kaldırmak. Veyahut da geçici olarak rutin bağırsak yıkamasını yapıp her gün hem çocuğu rahatlatmak hem de yukarıdakinin biraz daralmasını, küçülmesini sağlamak ki eklediğimizde birbirine uyabilsin. Veya yani tek ameliyatla, iki ameliyat veya tek ameliyatla olacak. Tamam mı? Eskiden bu tanıyı koymak için illa rektal biyopsi dediğimiz bağırsağın iç duvarından parça alarak tahlile göndermek, o tahlile göre tanıyı koymak şeydi, prensipti. Ama o yavaş yavaş kalktı artık. Çünkü lüzumsuz çocuğa şey yapmış oluyoruz, bir ameliyat yapmış oluyoruz. Artık tecrübelerimize dayanarak Lauman Opak'la, yani baryumu kolonografisiyle kanları koyabiliyoruz. Yeni doğan bebeklerimiz aslında günümüz şartlarında çok şanslı. Mesleki kariyerinizde birçok binlerce hikaye biliyorsunuz. Öncesinden bu zamana kıyasladığınızda aslında teknolojinin ilerlemesiyle çocuklarımız çok şanslı tedavi anlamında. Tabii. Tanı anlamında. Şimdi yani ilk ameliyatı bunun 1948'de yapıldı. Yani Svensson yaptı sağ olsun. Evet. Yani, benim gönlüm isterdi ki diyebilseydim ki keşke bir İbn Sina, keşke bir bizim bir Müslüman yapmış oldu diyebilseydim. Ama biz yapanlara da minnettarız yani. Bu çocuklar ölüyordu o zaman. Evet. Yaşama şansları yok. Bir enterokolit tablosuyla ölüyorlardı. Ağır vakalar. Sonra gelişti. Zaman içinde gelişti. Yani ben çocuk cerrahisine 79'da başladım. Biz o zamanlarda Almanya'dayken bile hala biyopsiler yapıyorduk. Ya parçalıyorduk ya emme biyopsisi dediğimiz saksın biyopsi, asetilkolinesterol. O zamanın yöntemine göre. O zamanın yöntemine göre. Şimdi artık tecrübeler arttıkça pek ona da gerek kalmıyor yani. Bu yalnız tabii cerrahların ya da doktorların değil, halkın kültürel seviyesinin de artık tüm tıbbi hizmetlerin en ücra köşelere kadar gider olmasının da şeyi var, şansı var, faydaları var. Tabii ki şimdiki çocuklar o zamankilere göre daha şanslı. Daha şanslı. Peki yine bir izleyicimiz sorusunu iletmiş. Özellikle gitmediğim 4 aylık bebeğim var, doktor kalmadı. Gaytasının yeşil çıkması bir hastalık belirtisi midir? Tanı koyamıyoruz diye gelen bir sorumuza. Çünkü açılışta dikkatlice, çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Siz ilk 48 saatin siyah gaytasının çıkarması çok önemli bebeğin dediniz. İzleyicimizin de bebeğinde yeşil gayta çıkarması biraz endişe doğal olarak kendisine hissettiriyor. Hastalık belirtisi olabilir mi? Tanı koyma aşaması da daha... İlla hastalık belirtisi değil, hastalık olmadığını ispat etmek lazım bir. Yani gayta çıkışı düzenli mi? Veyahut da her şey veriyor mu? Demir preparatı veriyor mu? Demir preparatı da koyulaştırır. Veya bir iç kanama, herhangi bir yerden bir kanama var mı? Bir gastroenteroloğa müracaat etmesini öneririm veya bir çocuk cerrahı tarafından görülmesini tavsiye ederim ben. Evet, yine çocuk cerrahisinin takibi şarttır. Veya gastroenterolog da olabilir. Evet, yine çoğunluk olduğu için efendim sizler adına soralım. Karın şişkinliği bebeğin ilk aylarda ve gazının olması, kabızlığın olmasını nasıl aşabiliriz biz evde sizlere gelmeden önceki... Aşamazlar. Gelecekler, bir çocuk cerrahı mutlak görecek yani. Bu dediğim o tetikleri bir yapacak. Evet. Yani şimdi batında şişlik varsa
aşırı derecede gazı varsa. Ha, gaz olabilir çocukta normalde, olabilir, hava yutar falan memerken, ama kakasında da kabızlık da sorunu varsa mutlaka bir çocuk cerrahını görmesi lazım. Her çocukta kabızlık şikayeti, gaz şikayeti mutlaka vardır ama tedavisi anlamında mutlaka çocuk cerrahına, çocuk hastalıkları bölümüne başvurmasında fayda vardır diyorsunuz. Peki yapılan ameliyat sonrasında çocuğun kendisini, bebeğin toparlama sürecinde anne babalara görevler nelerdir, düşüyor? Şimdi bir kere tanı konduktan sonra ameliyat safhasına geldiği zaman aile telaşlanmasın. Yani yapılan tedaviler, ameliyatlar sonunda hiçbir sekel olmadan gayet normal insan olabilirler. Tabii anımı anlatabilirim. Bundan 28 sene önce falandı galiba, 28-29 sene önceydi. Bir cuma günü, ertesi günde izine gideceğim. Saat 4.30 mesai bitti. Asansörde binip gideceğim. Kucağında bir bebek kusuyor sapsarı. Kusuyor sapsarı. Ve karnı şiş. Benim servisle 6. kat. Nereye gidiyorsun? Belli bana geliyor. Ben de tekim o zaman, yalnızım. Ömer Bey'e gidiyorum. Dedim, hiçbir işe yaramaz o adam dedim. Sen ona gitme. Ama dedik ona gönderdiler. Tabii gel o zaman dedim. Çıktım servise, baktım. Üstüm. Kusuyor. Ben iznimi iptal ettim. O gece ameliyatını yaptım. Sonra büyüdü sünnetini yaptım. Evvelki sene nişanlı yaptım. Geçen sene düğünle yaptım. Harikasınız. Hakan Tolunay isminde vereyim. Harikasınız. Peki şöyle yola çıkalım o zaman. Sürekli kusan bebeğin ameliyatını siz gerçekleştirdiniz. Tanı neydi? Ona göre gitti. Hışkırttım. Evet. Önce bağırsağı dışarı verdik. Çünkü acil müdahale gerekiyor. Yani bekleyip bağırsağı hazırlayıp temizleyip de ameliyat yapılacak bir demdeyiz. 4 günlük bebekti. 4 günde de kaka yapmamış. Yani önce yapılacak iş acil müdahale. Geçici olarak bağırsağı dışarı veriyorsunuz. Sonra toparladı. Bir yıl sonra hasta kısmını çıkararak bağırsağı ekledim yani. Tekrar. Evet. Ama bir insan. Evet. Gayet. Bir tanesi de Çin'de şu anda üniversite okuyor. Harikasınız. Çok yani, böyle de benim hatırladıklarım. Evet. Bizim işimiz bu. Bir de toplumda çok sık duyduğumuz bağırsak düğümlenmesi diye bir olay var hocam. Hı hı. Birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Her bebek yaşayabilir mi, ya da neden bağırsak düğümlenmesi olabilir diye şu an bizi izleyen izleyicilerimizin akıllarınız bu kadar. Bağırsak düğümlenmesi ifadesi çok geniş bir kavram. Evet. Bunun anlamamız gerekeni şu. Bir hortum düşünün. Su geçmiyor bir yerinden ileriye. Bunun sebepleri değişik olabilir. Biraz açalım. Neden olabilir? Çocuklarda farklı olabilir. Evet. Erişkinlerde farklıdır. Özellikle çocukları bu. Özellikle çocuklarda. Için. İlk olarak demin de bahsettim. Yani bağırsağın tıkanıklığıdır. Tıkanıklığı. Bu ya içeriden olan, bağırsağın gelişiminde olan bir sebeptir. Yani atrezi dediğimiz bir yerden sonra bağırsak tıkanmıştır. Doğumsal tıkalıdır. Evet. Tamam. Biz buna ileus deriz yani. Bir de dışarıdan olan sebeplerden olan tıkanıklıklar vardır. Yine bebeklerde en çok dışarıdan olan sebeplerde gördüğümüz volvulus dediğimiz bağırsağın kökünün kendi etrafında dönmesi, tıkanması veya mal rotasyon dediğimiz bağırsak normal dönüşünü anne karnındayken yapamaz. Çünkü soldan sağa doğru saatin ters yönünde bir dönüşümü yapar kalın bağırsak. Onu yapamaz. Dış sebepler. Bir de ameliyat geçirmiş insanlarda, çocuklarda. Her ameliyat geçirilen batında bir netbe oluşabilir. Yani bu cerrahın elinde olan bir şey değil. Hele bir de patlamış, enfekte bir batınsa. Onlar da yapışıklıklara bağlı tıkanıklıklar olabilir. Yani bunlar bağırsak düğümlenmesi geneldeki kabaca bunlardır sebepleri. Yani tabii bağırsak düğümlenmesi olduğu zaman tek çare zaten kesin ameliyattır yani. Ameliyattır. Evet. Peki bebek kaç günde toparlanır diye gelen sorularımız var. Ama reklamımıza gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz.
Sağlıklı Hayat'ta bugün çocuklarda mide bağırsak sistemi bozukluklarını konuşacağız. Mideye kaçan cisimlerin tedavisi nasıl olur? Tüm merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Vural stüdyo konuğumuz. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Operatör doktor Ömer Vural hocamıza, çocuk cerrahisi uzmanı kendileri. Bebeklerde efendim bağırsak sendromunu konuşuyoruz. Sizler de ekranların başında değerli hocamıza sorularınızı yöneltmek için efendim sorularınızı rejideki arkadaşlarımız not almaya devam ediyor. Evet, cerrahi yaşamalarını konuşuyoruz hocam. Özellikle bebeklerde. Yayın öncesinde reklama da gittiğimizde siz dile getirdiniz. Aynı zamanda bebeklerin bağırsak sendromu ile ilgili birçok çeşidi var aslında. Saatlerce konuşsak süre yetmez dediniz. Peki yayın arasında not aldığımız reklam arasında da özellikle bağırsakla ilgili bir sıkıntı daha var. Onu dile getirelim dediniz. Onu biraz açarsak hocam. Şu bebeklerde bilhassa anne sütünden ek gıdalara geçildiği zaman bağırsakların bu gıdaların sindirimine alışması gerekiyor. Alışıncaya kadar bağırsağın peristaltizmi dediğimiz o hareketlerinde bir defekt oluşuyor. Yani bir arıza oluşuyor. Hareket sisteminde bir değişiklik oluşuyor. Evet. Üst kısımdaki bağırsak fazla kasılıp, fazla hareket edip ettiği zaman aynı bir eldiven parmağının iç içe geçmesi gibi onun içine geçebiliyor. Biz buna invajinasyon diyoruz. İnvajinasyonun belirtileri çocuklar birdenbire ağlamaya başlar yani. Evet. Birdenbire bir sebep yok. Ve ani başlar. Bir ara düzelir, tekrar eder. Bunlar da bağırsak tıkanıklığı da olabilir yani. Bağırsak düğümlenmesi de olabilir. Demin o konuya giremedik. Ne olur? Geride birikim olur. Bu çocukta kusmalar olabilir. Ama her şeyden önce ön tabloda çocuk birdenbire ağlar, ayaklarını karnına doğru çeker. Böyle kıvrılır vaziyette kalır. Bu geçici de olabiliyor, ilerleyici de olabiliyor. En aileyi uyarıcı şey, eğer bu ani ağlamalar, ani sancılar birdenbire olmuşsa ve ara ara tekrar ediyorsa, geçmiyorsa, kuşma başlamışsa hele veya o bağırsağın sıkışmasından dolayı kanlı müküslü, bizim ağaç çileği jölesi dediğimiz tarzda makattan kan geliyorsa mutlak ve mutlak hekime müracaat etmek durumundalar. Evet. Yani onun bir ayrıcısının yapılması lazım. Ultrasonda bu gayet rahat bir tanı konulabiliyor bunda. Bu her şeyden önce bizim meslekte şu önemlidir. İfade önemlidir, anlatım önemlidir. Yani ailenin ifadeleri çok önemli. Çocuğun durumu çok önemli. Muayene bulguları tabii ki çok önemli. Yani aileler bunu ezbere geçiştirmesinler kendileri, yani tedavi etmeye kalkmasınlar. Yani bunu bir hekime müracaat etsinler. İlla çocuk hekimi, çocuk doktoru ya, mutlaka çocuk hekimine müracaat etsinler. Yani bu belirtiler çok önemlidir. Evet, buradan anne ve babalara seslenelim efendim. Özellikle yeni doğan bebeklerimiz ayaklarını karnına çekerek ağlıyorsa, kusması varsa, birkaç aylık bebekler yani değerli hocamız, evet, mutlaka bir çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları bölümüne başvurmakta fayda var. Çocuk hekimine değil mi hocam? Peki gelen sorularımızda hocam, reklam arasında da notlarımızda sizler dile getirdiğiniz cümlenizde ama gaytada kanama, sümüksü dediniz siz, köpüklü gelen sorular var. Bir hastalık belirtisi midir? Sütten mamaya geçişlerde kabızlık çekiyor çocuğumuz. Mamanın etkisi olabilir mi diye gelen efendim sorularınız var. Hemen değerli hocamızı bulmuşken sizin adınıza soralım. Şimdi kanamaları değerlendirirken çocuğun yine yaş grubu çok önemli. Evet. Bir yeni doğmuş olan çocuğun bağırsak kanamaları vardır. Bu anne sütünü, anne kanını yutmuş olabilir. Siyah gayta çıkarır veya hemorajik kusabilir çocuk. Anneden geçmiş olabilir. Anne memesinden çatlak olmuş olabilir. Bunları bir ayırmak lazım. Onun dışında yeni doğanın hemorajileri vardır. Kanamaları. Bunda bir geçici de olabiliyor. Tanısı tam ne olduğu da belli olamayan şeyler oluyor, hastalıklar oluyor. Birkaç gün içinde kendinden düzelenler oluyor. Düzelmeyenler de mutlaka tabii ki bir gastroenterolog tarafından değerlendirmesi lazım. Yani o birinci planda.
ikinci planda mesela çocuklarda birbirine peptik ülser görülebiliyor. Evet. Bebeklerin mide pH'ları yani asit sıvısı fazla. Onlara bağlı ülserler olabiliyor. Hemanjiyomlar olabiliyor. Hemanjiyom kan yumağı, kan damarları yumağı denilen şey. Onlardan kanama olabiliyor. Polipler olabiliyor. Evet. Dediğim gibi invajinasyonlarda bu kanamayı yapabilir. Evet. Hirschsprung'da yine bağırsak iç duvarının bozukluğundan dolayı, enfeksiyondan dolayı kanamalı ise olabilir. Bir de dış etken olarak bizim amibiyozis dediğimiz halk arasında kanlı ishal denilen, tarif edilen, dizanteri denilen onlardan olabilir. Takip şart burada. Takip evet. Şart. Çölyak gelince çölyak daha başka bulgu var. Onu gastroenterologlarla değerlendirecekler. Sonra süt toleransı, intoleransı olabilir. Çok değişik sebepleri var. Evet. Peki yine birkaç izleyicimiz bıraktıkları notlarında bebeğim ne yerse aynı şekilde çıkıyor öğütmeden, sindiriminde. Bu bir hastalık belirtisi mi diye gelen sorularımıza cevabınız. Şimdi bebeğim ne yerse mi yoksa bebeği içtiğinde mi? Şimdi bebek her şeyi yemiyor. Evet, evet. Ya mama yiyecek ya süt, evet. Şimdi bir gastropolik refleks var. Yani bir şey yendiği zaman bağırsak sistemi hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Ama ne varsa çıkarıyor dediğinde normal kaka çıkarıyorsa bazı bebeklerde bu sistem daha hızlıdır. Çocuğun kilo alması normalse, keyfi iyiyse, kusmaları yoksa, ne bileyim kakada kan yoksa, sümükümsü bir bulgu yoksa merak edecek bir şey yok bunda. Bazı bebekler günde 3, yani 8 defaya kadar kaka yapabiliyorlar. Ama normalde 2 ile 4 arası yeni doğan bebeklerde. Ama yine de... O zaman uyaralım. Çok fazla... Çok fazla ise yine de bir hekim görmesi gerekir. Görmesi gerekir. Yaşına basanlar için de aynı geçerli midir cevabınız? Çünkü gelen sorularımızda efendim 1 yaşında, 3 yaşında diye gelen sorularınız var. Bunlarda da bağırsakla ilgili sıkıntı olabilir mi? Çünkü ne yerse aynı şekilde öğütmeden sindirim sisteminde... Öğütmeden? Evet. Aynı şekilde gördüklerini. Olabilir. Olabilir. Şöyle yap olabilir. Burada takip o zaman ön plana İrritabil çıkıyor. Kolon olabilir, irritabil bağırsak sendromu olabilir. Yani gastroenterolog değerlendirmesi evet. lazım. Şimdi irritabil bağırsak enfeksiyonu dediğiniz için hocam gelen sorularımızın çoğunluğunda da neden olur, belirtisi nasıldır diye gelen efendim sorularınız var. Hemen hocamıza sizler adına buluşturalım sorunuzu. Yani kanlı mukuşlu salgı. Evet. Doğru. Ve çocuklarda huzursuzluk. Ağrı. Bunlar olur. Tedavisi bebek çünkü hassasiyet olduğu için. Tedavisi tabii ki antibiyotikler oluyor devamlı. Bunlar gastroenterolojinin konuları. Evet. Yani bir gastroenteroloğa müracaat etmeleri gerekiyor. Biz cerrahız. Bizimki cerrahi hastalıklar farklı. Evet. Peki ağrılara ilişkin anne babalar merak ediyorlar. Özellikle karın ağrısı başladığı zaman biz endişeleniyoruz. Özellikle ilk bebeklerin efendim kucağına alanlar doğal olarak da bir endişe yaşıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor size gelene kadar elimiz ayağımız bağlanıyor diye gelen sorularınız var. Siz takip çok önemli diyorsunuz. Tabii ki hikayeleri anlatırken de anne babaların bizlere ifadeleri çok çok önemli olduğunu dile getiriyorsunuz. Basit bir gastroenterit dediğimiz evet. hastalıksa, yani çocuğun önemli şeyleri karşılanmalı. Yani sıvısı karşılanmalı, sıvısız bırakılmamalı çocuklar. Kaybettiği elektrolitler verilmeli, reflor gibi şeyler verilmeli. Yani bebeğin yaşına göre de ona göre değerlendirilmeli yani. Evet, burada demek ki anne babalara çok önemli görevler düşüyor. Peki hocam ne yersek yiyelim? Kabız ve bir türlü bunu aşamıyoruz yaşına bastı diyen sorularınız var çocuğumuz adına. Hemen nasıl bir tedavi yöntemi yapmamız gerekiyor? Biz şimdi konumuzun dışına çıktık ama ben kısaca gelen sorularımız hocam. Kısaca bir cevap vereyim. Evet. Şimdi kabızlık konusu ayrı bir konu. Onu isterseniz başka bir zamanda bu programı yaparız. Biz içimizi yarım bırakmayalım onun cevabını hocam. Tamam. Şimdi bir çocuk kabızsa önce bir metabolik bir rahatsızlık var mı yok mu? Evet. Zaten o tiroid testleri yani hipotiroidi kabızlığın sebeplerinden birisidir. Evet. Tamam. O zaten doğru ama çocuklara rutin olarak bu testler yapılıyor. TSH falan bakılıyor. Diğer metabolikler rahatsızlıklar var. Çok geniş. Mesela
Medulla spinalis, yani beyin omurilik sıkıntıları olan bebeklere kabızlık çok görülür. Onlar var. Geriye çoğunlukla bizim pratikte karşılaştığımız şey yeme tarzı. Yeme Esen, tarzı. Evet. Başlıca suçlu, kakaolu, gıdalar, çikolata, gofret, yine süt. Kazein miktarı fazla, kakayı sertleştiriyor, çok süt içiyor. Şimdi çok süt içecek çocuklar, diğer gıdaları almıyorlar. Posalı gıdaları almıyorlar. En sık karşılaştığımız problem bunlar. Tamam mı? Ve bir de daha çok karşılaştığımız şu var. Ana konuya geliyoruz şeyde. Kaka geliyor. Yani anüse kadar geliyor. Anüsün yukarısına kadar geliyor ama çıkartamıyor çocuk. Anal sfinkter akalesi dediğimiz, yine bu hiç burnuna bağlı bir şey. Sfinkter akalesi dediğimiz tıkanıklık oluşuyor orada. Makat gevşemiyor. İsterseniz makat gevşemiyor. Gevşemeyince orada kaka birikiyor. O biriken kakanın suyu emiliyor. Emiliyor ve bir top oluşturuyor orada. Sertleşme oluşuyor. Onu çocuğun çıkarması mümkün değil. Çıkartamıyor. Onu bazen biz elimizle parçalıyoruz. Bazen narkoz altında parçalıyoruz. Ama onun bu tip çocuklarda sfinkter akalesi, yani en hafif şekli hirçkuluk'un. Onu düşünüyoruz. Buna da ameliyatla müdahale ettiğimiz oluyor. Sfinkteri keserek, sfinkterotomi dediğimiz. Onu tedavi ediyoruz. Şimdi ben kısaca bir de bağırsağın anüsün çalışma sistemini izah edeyim, fizyolojisini. O çok önemli. Şimdi iç içe geçmiş iki bardak düşünün. Biri daha ince. Ha. Dışındaki adale tabakası dış sfinkter diyoruz. İçindekine iç sfinkter, internal sfinkter diyoruz. Bunun çalışması şöyle. Dış sfinkter bizi istemli çalışıyor. Biz kendimiz istediğimiz zaman onu kasabiliyoruz. Diyelim ki toplum içindeyiz, affedersiniz, kas çıkarma ihtiyacımız var veya büyük abdest ihtiyacımız var. Dış sfinkter devreye giriyor, tutuyor onu. Onu kullanıyoruz biz. Ama iç sfinkterin çalışması farklı. İç sfinkter yukarıda bağırsak dolduğu zaman, bağırsak içi basınç artınca bağırsak duvarında reseptörler var. Algılıyorlar bu basıncın arttığını ve beyine iletiyorlar. Ben doldum diyor. Komut beyin gidiyor. Efendim? Komut gidiyor. Komut, evet. Yani bilgi gidiyor. Bilgi gidiyor. Beyinden komut geliyor iç sfinktere. Gevşe diyor. İç sfinkterin gevşemesi lazım. İşte bu gevşemeyi yapamıyorlar. Yapamayınca yukarıda kaka birikiyor. Birikince kakanın sulu kısmı, sıvı kısmı emiliyor bağırsaklardan. Gittikçe kuruyor. Bir fasit daireye, yani kör bir sirkülasyona giriyor. Yine de hekimin değerlendirmesi burada önemli. Bu tip hastalarda bir sfinktere miyektomi yaptığımız oluyor çok. Önce tabii bir yapmadan bir tedavi deniyoruz. Boşaltıcı, onu boşaltmak lazım. Çünkü bir lavabonun tıkanıklığını düşünün. O lavaboda tıkacı almadan yukarıdaki şeyi düzeltemezsiniz. Müdahale şart. Evet, yani bir hekimin görmesi lazım. Görmesi gerekiyor. Şimdi konumuzun başına... Ama bu arada şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarını her türlü gıdaya, sebzeye, yemeye alıştırsınlar. Maalesef bizim toplumumuzda her yerde öyledir belki ama bir çocuğa gelirken amca, baba, dayı, dönek, yamışı çikolatayla gelir. Ödül, hediye anlamında. Ödül, hediye evet, diye ama onlar çok zararlı. Sırf süt içen, çok süt içen çocuklarda da hiç içmesin demiyorum. Ama alacak normal günlük bir veya iki bardak sütünü ama devamlı sütte olan bebekler var. Bir yaşına gelmiş sütten başka bir şey almıyor. Yani bunlara posalı gıdaları yedirmeler lazım. Ek gıdaları bilinçli başlamak vermeler lazım. Başlamak gerekiyor. Evet. Onlardır. Şimdi anne babalar tabii ki çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeyi arzu ediyor. Beslenme alışkanlıkları da değiştiğinde doğal olarak da yemediği zaman yemamaya ya da hazırda süt varsa süte yönlendirebiliyor. Bu da demek ki metabolizmanın, sindirim sisteminin değişkenliğini ve bazen de işlevini bozuyor. Bozuyor tabii. Evet. Bozuyor. Açlıktan çocuk ölmez. Evet. Yani vallahi şükür
şey hariç Allah göstermeyi. O zaman çocuklarımızı zorlamamamız gerekiyor. Şunu da ye. O ama fazla ısrarla doğru değil. Fazla ısrarla doğru. Hatta ek gıdaları almaya başladığından beri şeye alıştırmalar lazım. Sebze yemeye alıştırmalar lazım. Ve meyveler, meyvelerden bilhassa. Her ne kayısı, kadar incir. Çocuklarımızın damak tadına uymasa da küçük küçük oyunlarla evet. Belki de değil mi evet, hocam? Evet, mükafatlandırarak evet. Başka şeylerle. Şimdi konjenital megakolon yani... O eksik kaldı biraz. Biraz açalım hocam. Genişlemiş bağırsak ve dar bağırsak. Alt kısmı dar, üstü genişliyor. Çünkü geçemediği için yukarısında basınç artıyor. Bunu biraz tamamlayalım hocam. Çünkü çok fazla gelen telefonlarda evet. İzleyicilerimiz özellikle daha detaylı dinlemek istediklerini sorularında evet. Belirtiyorlar. Sizden dinleyelim bulmuşken. Şimdi bir cerrahın burada birinci planda kendi planlaması gerektiği durum şu. Evet, bu hocam. Klasik dediğimiz orta uzunlukta bir bağırsak tıkanıklığı mı yoksa en alt seviyede alttan anüsten müdahalelerle yani bujilerle tedavi edilebilecek en azından belli bir zaman kazanılabilecek bir durum mu? Yani kısa segmentse, en alttaysa 3 aya kadar, ben kendi deneyimimi söylüyorum, bujilerle bunu tedavi edebiliyoruz. Ve düzeliyor. Onun da düzeldiğinin ölçüsü ne? Dedim 14 numara buji, parmak kalınlığındaki bujiye geldiğimizde, soktuğumuzda, çıkarttığımızda artık fışkırtmıyorsa... Bir ay süresi midir, 2 ay mıdır diye izleyicilerimiz merak edebilir bebeklerimiz sizleri takip getirmeli. En az 3 ay hekim kontrolünde kalmalıdır. En az 3 ay hekim kontrolünde kalmalıdır. Ama bu bujileme tedavisi artık fışkırır tarzda kaka gelmediği zaman bırakılabilir. Evet. Bırakılabilir. Yine haftalık bir kontrollerle gelinir. Tedavisi mümkün bir rahatsızlık. Mümkün. Evet. Yani bujilelerle ameliyat olmadan tedavisi mümkün bunun. 3 aydan sonra hala sıkıntılar devam ediyorsa, fışkırtmalar oluyorsa o zaman ya biraz daha uzun segment diye düşünürüz. Bir ilaçlı film, baryumlu kolon grafisi çekeriz, bakarız. O geçiş zonu dediğimiz huni gibidir aynı. Alt kısım huninin dar kısmı, yukarısı geniş kısmı öyle düşünün. Böyle bir genişleme belirtisi var ise ve fazla değilse bu kısalık, makatın kenarından yapılacak bir ufak bir insizyonla bu hem internal adele dediğimiz deminki adele hem bağırsağın adelesi kesilerek bu tamamen düzeltilebilir. Evet. Bu. Daha yüksekte ise, daha uzun ise, eğer erken safhada gelmiş bağırsağın geniş kısmı çok fazla ise, onu çıkarttığımız zaman bağırsağı eklemek zor olacaksa çap farkından dolayı, iki yolumuz var. Ya geçici olarak bağırsağı dışarı vereceğiz, cerrahın tercihi ve tecrübesine göre, tercihine de diyeyim, tamam mı? Ya geçici olarak bağırsağı dışarı vereceğiz veyahut da bir iki ay alttan günlük yıkamalarla hem çocuğu rahatlatacağız hem bağırsağın çapının küçülmesini sağlayacağız ve tek ameliyatla. Ben onu tercih ediyorum. Reybay'ın ameliyatı benim yetiştiğim ekolün de şeyidir. Evet. Tek ameliyatla bağırsağı dışarı vermeden de yapılabiliyor. Çocuğun sıkıntısının durumuna göre, yukarıdaki bağırsağın genişliğine göre ameliyat teknikleri değiştirilebilir. Metodu değiştirilebilir. Tekniklerde var zaten. Birkaç teknik var. Şimdi sayarım da. Süremiz yetmez. Yavaş toparlıyoruz. Dinleyicinin anlayacak onu değil o. Yani hedef rahat kakanı yapmasını sağlamak, hasta kısmı çıkartmaktır. Evet. Ama bunu bir seferde yaparsınız ameliyatı veya geçici olarak bağırsağı dışarı verirsiniz. 5-6 ay sonra veya bir sene sonra hasta kısmı çıkartırsınız. Sonra buradaki bağırsağı tekrar eklersiniz. 3 ameliyat olmuş oluyor. Bu da tabii halk bunu pek istemiyor, arzu etmiyor yani. Tecrübe burada çok önemli. Tecrübe ve tercih diyelim. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi ben teşekkür ederim.
çok önemli. Geleceğimiz, yarınlarımız olan, bebeklerimize ilişkin, geleceğimiz olan, çocuklarımıza ilişkin tedavisi mümkün olan hastalığın tedavi aşamalarını sizinle bugün paylaştık izleyicilerimizle. Sizden öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi güzel bayanla bir sohbeti yapmak çok tatlı. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler, saygılar. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Önce sağlık diyoruz. Sağlığımızı en büyük zenginliğimiz olan efendim kaybetmeyelim. Ufacık bir şüphede lütfen en yakın hekime başvurun diyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatler onu gösterdiğinde karşınızda olacağız. Sağlık Hayat ekibi olarak asmadık diyoruz. Hoşçakalın efendim.